Arkadaşlar selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Alfa ile Beta şimdi yanıma geldi. Bir fotoğraf aldım. Bir maşallah izirgemeyin. Şimdi arkadaşlar folluk dizaynımızı yaptık. Siz onu göstereceğiz. Göstermeden önce bir abone olursanız, beğenirseniz, yorum yaparsanız çok sevinirim. Çekmemi istediğiniz ilgi alanımda olan video başlıklarını yorumda belirtirseniz çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar Amerikanlarımız burada dolaşıyorlar. Bizim pinçikler burada. Küçükler, pinçik dedim ha. Yanlış anlamayın. Pinçik. Ponçik yani. Şu an buradalar. Arkadaşlar şu gördüğünüz arkadaşımın erkeği ve şu da arkadaşımın dişisi. Şu arkada ikisi benim. Daha demin benim erkeğim bu dişiye eşledi. O erkek benim dişiye eşledi. Sıkıntı değil. Kalsın. Şöyle arkadaşlar folluğumuzu yaptık. Bakın orada göstermeyeceğim fazla. Ama şunlara bir göstertirim bunları. Böcükler. Sularını değiştireceğim şimdi onları. Bu bebişler burada atmaca falan gördüler. Direkt koşa koşa yanıma geldiler. Arkadaşlar folluk dizaynımızı yaptık. Bakın üstüne çalık böyle yaprak koydum. Yani yaprak ne denir buna? Biz ağırcık diyoruz. Başka ne denir? Bilmiyorum. İçini yaptık dizaynını. Böyle etrafına otlar falan üstüne koydum. Üstüne çıkıyorlar çünkü folluğun. Üstüne pislemesinler diye. En tatlısı da bu oldu. Ya şunun bir güzelliğe bakar mısınız? Şunun doğallığa bak. Yani şöyle çok da güzel oldu biliyor musunuz? Görüyorsunuz. İçi çok güzel, harika oldu böyle. Şöyle üstten görünümlü bir fotoğraf. Tamam. Şimdi folluk dizaynlarımızı yaptık. Ya bu taşı yanlışlıkla çatlattım ben. Süper çatlattım. Nasıl çatlattım? Ben bunları çakıyordum. Çatladı ya, kırıldı bu. Şuraya bir yere geliyor herhalde bu. Bu da süper oldu. Bakın şöyle üstten bir görünüm. Şöyle bundan da bir fotoğraf. Tamam. Yemliklerimiz bakın çok güzel, suluklarımız olarak satıl kullanıyoruz. Aynı şekilde satıl, yemlik, folluk. Ya kümesler ideal oldu. Çok güzel oldu. Değil mi oğlum? Değil mi oğlum? Maşallah sana, maşallah. Nergizlerimizin bakımını yaptım biraz. Bunun arkadaşlar altı kırık. Annem bunun içine şey koyuyordu. Kaşık falan koyuyordu böyle. Malzemeleri. Altı kırılmış. Ben de onu oraya öyle koydum. İçine bir şeyler ekeceğim. İçinde olduktan sonra. Zaten şurası savaş alanı. Bir göstereyim burayı. Gördünüz. Dün bayağı bir temizledim. Gene savaş alanı yaptık. Şimdi bir daha temizleyeceğim. Temizledikten sonra bir fotoğraf koyar mıyım bilmiyorum ama ya da yarınki videolarda koyarız. Çekeriz. Arkadaşım burayı kapattı bakın. Ördekler oraya kaçmasın. Yani şansları kalmasın diye. Burayı ben kapattım aynı şekilde. Ördekler kaçamıyor. Arkadaşımın kümesi de aynen bu şekilde oldu. Bakın onunki de çok güzel, süper. Ya üstü birazcık dandik oldu ama içi çok güzel oldu. İçini ben yaptım. Kendisi kesti otları. Aynı şekilde bunun da suluğu var ama yemlik daha yapmadık. Onun da yemliğini buraya koyacağız. Dizaynların hepsi aynı olacak. Şöyle diğer kümesimize gidelim. Yani dıştan bir görünüm alacağım. Kümes 1+1 hayvan. 2+1 ördeklere, tabi türüne göre değişir bu. Mesela şu kümeste gördüğünüz üzere folluğu küçültmek şartıyla bence 3+1 ispenç beslenir rahat. Çünkü 1 metreye 1 metre çok büyük bir şey onlar için. Şöyle çatısı bakın. Her şeyini yaptım ben bunların böyle. Şöyle görünüm almak isteyenler. Şekil bu. Bu Amerikanlarımızın. Ya ben bunlara isim bulamadım. İsimlerini yazacağım kapıların üstüne. Şöyle haberiniz olsun. Hepsinin üstünde isimleri olacak. Spreyle mi yazarım artık bilemedim. Post takılmış ne? Neyse. Olmazsa baskı yaparız. Fıstık. Ne geziyorsun sen yeşillerin içinde? Ha, ne geziyorsun? Fıstığım benim. Badem ikinci yumurtasını da yaptı. Bakalım 10-15 gün sonra kuluçka yatar büyük ihtimal. Bekliyoruz kendisini. Badem. Selam ver kızım. Selam ver bakayım. Bunların da kolluklarını yaptım. Önlerine şunu seriyorum arkadaşlar. Kimse görmesin. Utanıyorlar çünkü. Onlara da birazdan yemek vereceğim. Dünkü yumurtayı video kapattıktan sonra yiyiverdiler hemen. Görmeniz lazımdı. Havuzumuzda eşleşiyorlar. Hepsi havuzda eşleşiyorlar artık. Havuz var. İyi ki de var. Havuz yokken arkadaşlar eşleşme tamamen durmuştu. Onu da söyleyeyim. Yani bildiğin hayvanlar eşleşmiyordu. Akarsu şurası derin olsa bile. Havuz onlar için bir bulunmaz nimet oldu. Bence gayet de güzel. Bir çizme boyu tam. Tam bir çizme boyu. Yani çizmenin içine su alır. Yani çizmeden birazcık yüksek çünkü. Çizmeye su alır rahat.
Onu söyleyeyim. Ben de şu an kutsal terliklerim. Olmazsa olmazlarım. Şurada da çizmelerim var. Zaten belki fark etmişsinizdir. Çizmelerimi oraya koydum. İş yaparken arkadaşlar terlikle yapmayı seviyorum. Birazdan arkadaşım gelir. Gelmeden önce kendisine buradan çağırırım. Fırçamı getirir benim. Ben buraları iyice bir temizlerim. Bu bank burada süper oldu. Böyle oturuyoruz arkadaşlar. Ördekleri seyrediyoruz böyle. Her taraf gözüküyor. Ya burada internet çekse daha iyi olurdu ama çekmiyor arkadaşım ceketi. Güzel bir görüntü. Hatay'da olanları olmayanları beklerim her daim buyursunlar gelsinler. Ördeğimiz az ama manzaramız yeter. Sohbetimiz yeter bence. Beklerim herkese. Şu illet bitseydi keşke. Bitti diyorlar yenisi çıkıyor. Bitti diyorlar yenisi çıkıyor. En iyisi bitmedi desinler. Kesin bitsin. Bunlar da eşleşmeleri bayağı sıklaştı. Belki bunlar da yumurtaya başlar. Ben kendimce konuşuyordum arkadaşlar 2 gün önce. Tam bademin yumurtlamadan 1 gün önce. Diyordum ki arkadaşıma dedim. Bu havalar böyle giderse yumurtlarlar dedim. Sonrasında bizimkiler başladı. Amerikan ördeklerimiz de yavaş yavaş eşlemeye başladılar. Belki onlar da yumurtlarlar yavaştan. Badem sezonu erken girdi. Ama beklerdim. Çünkü 6 ay oldu eşleşmeye başlayalı biliyorsunuz. 5 ve 6 ay oldu rahat eşleşmeye başlayalı. Arkadaşlar merak ettikleriniz varsa alabilirim. Kümesi ölçülerini dediğim gibi vallahi en son vereceğim. Şu an çok yoğunum. Nasıl yaptığımı çekemedim biliyorum ama ya işte gördüğünüz gibi yani kümes. Şunu ayağını daha çime dökeceğim. Daha dökmedim. Dökeceğim onu da. Sonuçta kümes yani onu yaptığımız gibi ama ondan daha kaliteli ve süper oldu. Bunların kapıları büyük oldu en azından. Bademe folluk yapamadım çünkü kapıdan geçmezdi. Ancak yan taraflardan telimi sökmek lazımdı. Arkadaşlar bunların çatı vidası olduğu için çıktığı yere bir daha girmez. Ucu köreliyor çünkü. Aynı şekilde tutmuyor. Badem hayır. Bak bak atlayacak bak. Bak 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 bak. Badem. Kavga ediyorsunuz ama. Kavga etmeseniz çıkartacağım ben sizi. Çok kavga ediyorsunuz ha. Hele senin o kocan var ya arsız. Şu arsız var ya şu. Ondan da biraz daha sularını değiştiririm. Ha şunları merak edenler olursa söyleyeyim. Yağmur falan yağdığında direkt talaşta müdahale olmasın diye suyun. Bunları buraya çaktım. Yani sıkıştırdım bayağı. Bakın bu metal olduğu için bunun yan taraflarından tahtalar da çaktım. Sıkı olsun diye. Aynı zamanda içerideki talaş veya herhangi bir şey dışarı dökülmesin diye de bunu yaptım. Diğerlerinde de var bakabilirsiniz. Diğerlerinde de var merak edenler için. Bugün başımdan geçen bir olay anlatacağım. Komşumuzun siyah ördeğini biliyorsunuz değil mi? O hain çıktı. Bugün bademin yumurtasını az daha kırıyordu arkadaşlar bildin. Kapı açık. Badem gibi şurada yayılıyorlar. Ben evin oradaydım. Bakın şu bayrak olan yer var ya onun oradan burası rahat gözüküyor yani. Baktığımda onlar buradaydı. Bu kümesin kapısı kapalıydı arkadaşlar. Aynen buradaydı. Şuraya geldim. Bakın şu merdiven var ya oraya geldim. Bir baktım arkadaşlar içeride bu. Bir baktım yumurtanın bir tanesi ta burada. İçinde ama bayağı bir folluktan çıkartmış. Ve folluğun içinde de öyle bir şey de yoktu yüksek bir şey. Yani nasıl çıkarttı? Allah'tan kırılmamış. İnşallah sarsılmamıştır. Vallahi bir daha girerse kellesi uçar. Ya açık kalması gerekiyor. Şimdi kapısını kapatın, kapat diyenler olacak içinizde. Şöyle bir şey badem arada geliyor böyle yani. Dışarıda kaldığı sürece 3-4 kere gelip kontrol ediyor yumurtalarını. Üstünü kapatıyor falan. Ben mecburen almak zorunda kaldım ama elimle ellemedim. Poşet vasıtasıyla aldım arkadaşlar. Elimin sürmedim yani elimin kokusu geçmedi. İnşallah yatar yumurtaların üstüne. Öyle bir düşüncemiz var ama bugün bunların da bakımını yapacağım. Bakın bakın gideceğiz. Soğanlarımızı fark eden olmuştur belki. Soğanlar bakın yok. Dün afiyetle yedim bunların hepsini. Şöyle sirkeleyelim de. Şuna bakın orada öyle kaldı. Sarımsaklarımız da büyüyor maşallah. Rokalarımız çok sık oldu. Üstünde bir şey var. Çok tatlı oldular ya. Sen gel bakayım. Asil'in bu şeyi. Reklamcısı bu Asil 2. Atmış. Biraz gelsin de havuza bırakacağım onu. Asil çok seviyor oynamayı. Onunla daima kavga ediyor. Nasıl bir horozu enerjik olsun diye tavuğu hapsederler. Horoz peşinde koşar ya böyle. Bu da onun gibi. Anca onunla şey yapıyordu. Badem bıraktı bir ara arkadaşlar. Böyle 1-2 gün
Sadece onunla ilgilendi. Onunla eşleşmeye çalıştı. O görüntüler elimizde yok ama onunla eşleşmeye çalıştı. Yani o derece. Çünkü rengi parlak biliyorsunuz. Ya farklı farklı ördek türleri almayı düşünüyoruz ama arkadaşlar klasik ördek almayacağım. Ya Pekin ördeğidir, yerli ördektir. Zaten elimizde cins ördeklerimiz yani. Bunlar zaten cins ördekler yani. Tamam nadir bulunamaz ama şey bulunma ihtimali yok ama en azından belirli bir zaman eşleşiyor. Şimdi onlarla daima eşleşir falan. Bunlarla kırmalar olurlar ama onlarla uğraşamam. Ama diyelim şurası boşaldı mesela. Burayı boşalttık biz. Tavşan gitti buradan. Kardeşim aldı bunu. Evini oraya götürdü. Ne onun ismi? Ya değişik türler besleyeceğim. İlk hedefim çamurcun her zamanki gibi zaten. Çamurcun sürüme renk katacağını düşünüyorum. Yani öyle bir düşüncem var. Alperen de zaten destekçim. Alperen'le bayağı bir konuşuyoruz. Kazlardan, o bana kazlardan bilgi veriyor. Ben çünkü hiç kaz beslemedim hayatımda. Daha doğrusu şöyle diyeyim. Hiç kaz sevmedim bile. Belki içinizde çok seven olmuştur. Hatta yatıp kalkıp onlarla olanlar vardır. Alperen mesela. Ben hayatımda hiç kaz yavrusu bir dahi ellemedim. Bakın ellemedim. Gördüm ama iki şöyle 2-3 metre öteden gördüm. Çok korkardım çünkü. Öyle yani bakın. Durum bu. Maşallah bembeyaz oldular. O erkek arkadaşımın, bu erkek benimki. Nereden anlıyorsunuz derseniz. Onun ayağına ip bağladım ben. Karışmasın diye. İp görükmüyor şu an. Onun yüzü daha pembe. Bu kıpkırmızı. O pembe arkadaşlar. Merak edenleriniz olursa hayvanlarımızı çok iyi tanırım ben. Ben asla hayvanlarımı karıştırmam. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Abone olursanız da çok sevinirim. Görüşmek üzere. Dediğim gibi video başlıklarını yazabilirsiniz. Bye.